Herkese merhaba. Ancon Plus online buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Bu yılın ilk buluşmasında değerli konuklarımız Nurhan Belet ve Tolga Dağlaroğlu ile birlikteyiz. Global finansal krizden büyük kapanmaya, global finansal sistem ve para politikaları başlığı altında konuşacağız. Sorularınızı akış boyunca chat bölümünden yazılı olarak ya da sunum sonunda sözlü olarak iletebilirsiniz. Tüm buluşmalarımız YouTube'da yayınlanmak üzere. Kayda alındığı bilgisini de verdikten sonra ben sözü moderatörümüz Nurhan Hocama bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle Ankon ailesine, değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Ankon Plus online artık gelenekselleşmeye başladı. Bir yılımızı doldurduk. Yeni bir yıla, yeni bir konuyla herkese merhaba. Ben tabii en başta bu pandemi nedeniyle herkesin iyi olduğunu, sağlığın yerinde olduğunu dileklerimle düşünerek başlamak istiyorum. Çünkü salgın ciddi bir şey. Tarihte 12 tane hastalık var aslında. İnsan, yüzyılımızı belirleyen, yani bu insan evriminden gelen. Fakat son üç tanesi bu dönemde geçirdiğimiz pandemiyle çok yakın ilişkili. Her şeyin başı sağlık, onu gördük. Bugün de bu her şeyin başı sağlık diyoruz ama arkada çok tartıştığımız bir konu var. Ne olacak bu dünyanın hali, ne olacak bu finans piyasaları? Bu global değişim, bu salgının yarattığı konular bir evrilme geçirecek mi? Hayatımızda geçiriyoruz çünkü. Hocamız da geldi zannediyorum. Tolga hocamız bir tabii Ankara bugün böyle karlı bir havayla merhaba dedi. Bir bağlantı problemi yaşadığını bildirdi hocamız. Takip ediyoruz. Bengi Hanım sağ olsun takip ediyor. Bu hayatımızın değişikliği aslında kalıcı gibi. Yani kurumlarıyla, kurallarıyla. Ve bu değişiklik belki de bize yeni şeyleri, yeni adaptasyon araçları geliştirecek. Tabii önümüzü görebilmek sağlıkla çok ilgili ama bu finansman boyutuyla çok ilgili. Yani kişilerin sadece gelirleri değil, bu gelirleri nereye harcadıkları, nasıl harcadıkları çok kıymetliydi. Dünya son 5-6 yıldır yeni bir hareketin içinde. Bu hareket, bu global hareket aslında bireylerin ve ülkelerin borçlanması üstüne dayalı. Ve bu borç krizi aslında nereye kadar sürdürülebilir çok da öngörülemeyen bir şey. Yani televizyonlarda, işte akademik çalışmalarda en göze çarpan ya da en üstünde durduğumuz konu bu borçlanmanın ve bu finansmanın global, yani bu dünya üstünde nasıl yönetileceği. Ben bazen şey diyorum, yani Mars'ta hayat ol, artık hayatın kurulacağına dair çalışmalar yapılıyor. Belki orada da bir buna yönelik bir finans ve global piyasaların kurulması da çalışılıyor. Bugün Tolga hocamızla, Tolga Dağlar hocamızla bu global finansal kriz meselesine bakacağız. Bir kapanmaya mı gidiyor dünya ya da bu global finansal krizin boyutları nedir? Onun üstüne sizlerle beraber güzel bir söyleşi yapmak istiyoruz. Tabii buradaki en önemli galiba tartışacağımız şey mevcut durumdan sonraki politikaların nasıl şekilleneceği. Burada da özellikle para politikaları, gelişmiş ülke piyasaları. Ha, Tolga hocam geldi. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Tolga hocam sesimi alabiliyor musunuz? Nurhan hocam bağlanmaya çalışıyor Tolga Bey şu an Öyle mi? arkada Tamam. O konuşuyoruz. zaman Bengi Hanım, ben İnternetinde sizden sorun rica var. edeyim. Bağlandığında beni bir bilgilendirin. Tamam. Tabii tartışma sadece bizim yani bireysel olarak ülkelerin üstünde olan bir mesele değil. Çünkü artık dünya o kadar birbirine bağlı ki finansal araçlarla değil tek. Yani örnek olarak geçen son bir haftayı bu bir haberleşme ve kendi aramızda kullandığımız bir WhatsApp programı üstünden giden bir krizi yaşıyor. Bilgilerimiz gidiyor, gitmiyor. Nasıl gidecek, nasıl gelecek? Halbuki yani doğduğunuz günden bir TC numarası aldığınız andan itibaren bütün kayıt bilgilerimiz bir dijital ortama giriyor. Böyle bir ortamda bir ülkenin ya da bir ülke grubunun, gelişmiş olan, gelişmekte olan ülke grubunun yaşadığı kriz ya da sorun bizi ne kadar ilgilendirir ya da biz ne kadar ya onların derdi diyebiliriz. Asıl mesele bu galiba. Bugün de bu büyük kapanma diye Tolga Hoca ile konuşacağımız meselenin anahtar kavramı da bu zannediyorum. Büyük kapanma çünkü kapanan ülkeyi değil, ilişki içinde olduğu bütün ülkeleri ilgilendirmekte. Ve o zaman
bu kapanmanın getirdiği tabii ki bir dar koridor var. Bu koridordan geçebilmenin mahareti ve becerisi de değişecek. İşte o zaman bence asıl ülkelerin sınıflar hangi sınıflarda olduğu, hangi global dünyanın hangi araçlarıyla entegre olduğu da çok önemli olacak. Buradaki tartışma konusu sadece tabii ki üye olduğunuz, anlaşmalarla içinde yer aldığınız finans piyasaları da finansal kurumlar olmayacak. Yeni araçlar var. Örnek olarak Bitcoin'ler var. Eski kurumlar, yeni kurallar, yeni araçlar. Eskiler ne olacak? Ben bu yeni geldiler mi Bengi? Tolgaca şu anda evet burada bağlandı. Hocam merhaba. Tolga hocam duyabiliyor musunuz? Hocamız duyduğunda zaten şey yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bu eski araçlar, yeni dünya diyoruz ama en klasik metotları kullanıyoruz. Nedir o? Bugün bu aşıda da öyle. Hala değil mi? Bir arizi durum olduğunda, bir deprem, Allah göstermesin, salgın olduğunda ilk önce yanımıza kredi kartlarımızı ya da birikimlerimizi almaya çalışmıyoruz. Yine eski araçları almaya çalışıyoruz. İşte bu global finansal kriz içerisinde ya da böyle bir tasarım içerisinde birey nasıl refleks gösterecek, kurumlar nasıl refleks gösterecek? Kurumlar derken tabii ki dünyadaki piyasaları ve araçları yöneten ve baş aktör olarak yer alan IMF gibi, Dünya Bankası gibi artı bazı özel fon sağlayıcı kurumlardan bahsediyoruz. Bugün biz Tolga Hoca'yla hani neyi konuşalım dediğimizde bu global araç bütününü, araç bütününü yer aldı bu finansal yapıyı bir konuşalım istedik. Ve bu finansal yapı içinde tabii ki çok heterojen bir grup bu grup. Nasıl heterojen? Bu ülkelerin gelişmişlik seviyeleri farklı. O zaman gelişmiş ülkelerle bu gelişmekte olan ülkeler arasındaki bu para politikası ve kurumsal ilişki ağının değişmesi sonuçları değiştirebilecek mi, ona bakacağız. Buna çok basit bir örnek verebilirim. Şu anda ben tabii korsan tebliğ veriyorum, onu da belirteyim Tolga Hoca'yı beklerken. Buradaki galiba kritik şey herkesin hangi ölçüde yararlanabileceği. Harika. Ben hocamın sunusunu gördüm. Hocamın kendisini de göreceğim kesinlikle. Ben burada noktayı koyayım cümlelerime. Hocam duyabiliyor musunuz bizi? Tolga hocam? Seste galiba bir şey var. Mikrofonunuz kapalı Tolga Bey. Mikrofonunuzu açmanız gerekiyor Tolga Bey ama. Açtım. Evet. Harika. Hocam merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim valla, kusura bakmayın. Ben hatta dün Bengi Hanım'a da size de söylemiştim. İnşallah internet bağlantısına sıkıntı olmaz diye. Maalesef bizim bu çay yolu tarafı da internet biraz sıkıntılı. Hocam kusura bugün bir karla uyandık ama. Tabii bugün bir ekstra gün de yaşadık. O yüzden ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben siz gelmeden önce küçük bir girizgah yapmıştım ama önce ben sizi bir tanıtmak istiyorum konuklarımıza. Tekrar konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Ancon Plus'ın 2021 yılı ilk toplantısı. Ancon Plus online toplantıları geçen yıl ayda 4 defa her hafta çarşamba günü saat 16'da geleneksel olarak devam eden, hiçbir hafta atlanmamıştı. O yüzden de kutluyorum Ancon ekibini. Bu sene yılda ayda 2 defa düzenlenecek toplantılarla bu toplantılarımızın geleneksel haliyle devam ediyoruz. Tolga Hoca Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyemiz. Hocamız aslında tam yandım düştüm denilen ateş bir konuyu çalışıyor. Para politikaları, finansal piyasalar, dolayısıyla kendisinin akademik çalışmalarının konusu. Ayrıca hocamız televizyon programlarında olsun, tartışma programlarında olsun ve akademik yayınlarda. Gülüyor evet. Çünkü dün konuşurken böyle bir şey yaptık. Hocamız görüşlerini paylaşıyorlar. Hocam ben sözü uzatmadan size benim önce teşekkür ediyorum moderatörlük teklifinde bulunduğunuz, sağ olun. Ben konuklarıma bir provoke edici bir soru soruyorum. Ondan sonra sözü bırakıyorum. Hocam
global finansal bir krizin içinde miyiz? Ne oluyor? Yani bu nereye kapanacağız biz? Buyurun hocam. Evet, yani umarım işte haberler geliyor. İşte Güney Afrika'daki virüs mutasyona uğradı. Mutasyona uğramış virüs 25 ülkede gözüküyor. 17 kez mutasyona uğramış. Fakat her nedense bu virüsün çıktığı Çin'de Wuhan'da herhangi bir şey yok. Ben burada biraz tabii sayın katılımcılara da ilk önce sağlıklı günler diliyorum. Kusura bakmayın gecikme için. Dediğim gibi internet bağlantısında bir sorun yaşadım. Herkesin yeni yılını kutlarım. Umarım sağlıklı güzel bir yıl olur ama ben açıkçası burada silah atılmadan başlatılan bir 3. Dünya Savaşı olduğunu düşünüyorum. Yani bu virüs olayında ben bunun Çin'in kontrolünde olduğunu düşünüyorum ama tabii bu biraz size farklı gelebilir. Ben isterseniz hemen sunumun içeriğinden başlayayım. 5 başlık altında toplayabiliriz. Özellikle 2007-2009 global finansal krizi tam onun 8 yıl sonra tam etkilerini atlatmak üzereydi dünya ekonomisi. Maalesef bu 2019'un sonunda 2020'nin başında pandemi meydana geldi. Bu defa maalesef bu 2007-2009 krizinden farklı, 2007-2009 krizinde ülkeler V şeklinde bir toparlanma gösterdi. Hem istihdam hem de büyüme tarafında. Fakat burada K şeklinde bir toparlanma söz konusu. Yani ülkeler hızlı bir biçimde dibi gördü. Daha sonra maalesef bazı sektörler özellikle ikinci, üçüncü kapanmayla beraber özellikle hizmetler sektörü, yeme içme, lokanta, turizm sektörü gibi sektörler perakende özellikle giyim anlamında burada bir dibi gördüler. Bazı sektörler ise özellikle bilişim, online hizmetler ise hızlı bir şekilde toparlanma gösterdi. Yine bence bu krizin 2007-2009 global finansal krizinden farklı olarak ilk defa biz ABD varlıklarının o eski Maliye Bakanı'nın söylediği gibi exorbitant privilege dediğimiz güvenli varlık statüsünü yavaş yavaş kaybettiğini görüyoruz ki son dönemde özellikle altın ve bitcoin tarafı buraya da değineceğim. Buraya bir kaçış söz konusu. Hep duyuyoruz geleneksel olmayan para politikaları nedir? Yine bu kriz 2007-2009 global finansal krizden farklı olarak gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde geleneksel olmayan para politikaları uyguladılar. Yani kısacası para bastılar. Peki temel problem ne? Bundan sonra ekonomileri bekleyen sorun ne? Maalesef gelişmiş ülkeler açısından bir dar bir koridor söz konusu. Türkiye ekonomisi açısından orada da soru gelirse konuşuruz. Şimdi krizin kaynaklarına baktığımızda 2007-2009 global finansal krizin nedenlerine baktığımızda aslında bu eşik altı konut kredilerine başlıyor. Eşik altı konut kredileri dediğimiz biz özellikle kredileri şu şekilde iki gruba sınıflandırabiliriz. Hem şirketler kesimine verilen krediler hem de bireylere verilen krediler. Bizim prime dediğimiz, prime rate dediğimiz 3A kredi derecesine sahip şirketlerdir veya bireylerdir. Yani örneğin birey anlamında baktığımızda düzenli bir geliri var, varlığı var, almış olduğu krediyi her ay düzenli bir biçimde ödüyor. 3A şirketlere baktığımızda işte burada Microsoft var, Lockheed Martin var bu F-35 uçaklarını üreten, ondan sonra Honeywell firması var, araba firmaları var aklımıza gelen Chrysler gibi. Bir de burada eşik altı diye baktığımız o bizim NISA dediğimiz no income yani adamın hiçbir geliri yok, no job hiçbir iş yok, no asset yani adamın hiçbir varlığı yok. Dolayısıyla bunlar da eşik altını oluşturuyor. Bunlar şirketler anlamında baktığımızda da 3B kredi notuna sahip. Yani biz bunlara çöp statüsünde diyoruz. Maalesef Türkiye'nin şu andaki kredi notu da bu seviyede. Yani bu kağıtları aldığınızda kâr da edebilirsiniz, çöpe de atabilirsiniz. Tamamen risk. Dolayısıyla buraya verilen krediler de aynı şekilde geri de dönebilir, batabilir. Şimdi baktığımızda aslında eşik altı konut piyasası ABD finansal piyasalarını düşündüğümüzde son derece düşük bir piyasa. Sadece tek başına ABD para piyasalarını düşündüğümüzde 17 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Çin ekonomisine eşdeğer bir piyasa ama
300 milyar dolarlık bir piyasada yaşanan büyüklük, daha doğrusu bir şok sistemin bütününe yayılıyor. Baktığımızda burada özellikle FED tarafından yapılan çalışmada yani bu kaybın indirgenmiş değerinin ABD hane halkına 70 bin dolar olduğunu görüyoruz. Peki krizi büyüten mekanizmalar nelerdir? Kaldıraçlı işlemler maalesef konuşacağız. Biraz sonra bizim de muzdarip olduğumuz bir durum. Yani bu firmaların borç bölü öz kaynak dediğimiz. Yani şu anda Türk firmalarına baktığımızda, özellikle finans olmayan sektördeki firmalara baktığımızda %120 öz kaldıraçla çalışıyorlar, leverage'la çalışıyorlar. Yani 1 liralık öz kaynağına karşılık 120 liralık borcu var. Biz burada da aynısını görüyoruz. Türkiye özellikle global finansal krizden sonra Çin'den sonra kaldıraç, en yüksek kaldıraçla çalışan ekonomilerden bir tanesi. Dolayısıyla kur ve faiz tarafındaki ani hareketler maalesef işte Çin'de yaşadığımız gibi bir anda büyük şoklara dönüşebiliyor. Krizi büyüten ikinci mekanizmaya baktığımızda bilanço problemleri. Burada file size dediğimiz, maalesef bunları Türkçeleştirirken çok bir anlam ifade etmiyor ama elindeki varlığı yok pahasına satmak. Yani o andaki piyasa değerine bakmaksızın, örneğin benim elimde evim var, normal şartlarda burası 700-800 ediyor ama paraya sıkıştım ve diyorum ki ben bunu 300'e satabilirim. Yani buradaki problem de o. Bir diğeri de mark to market dediğimiz olay. Özellikle ABD SPK'sı dediğimiz SEC burada şirketlere diyor ki bilançondaki varlığın değeri, o andaki piyasa değeri neyse o andaki piyasa değerinden değerleyeceksin, bilançonda yer alacak. Örneğin benim elimde Koç Holding hissesi var. Koç Holding hissesi normalde atıyorum 5 lira ama o günkü değeri 3 liraya düşmüş. Bana SPK diyor ki hayır, bu evet şirket değerli bir şirket. Bu 5 lira olabilir, 6 lira olabilir, 7 lira olabilir. Beni o ilgilendirmiyor. O anki değeri neyse o fiyattan değerleyeceksin. Ve bir diğeri de bizim margin call dediğimiz, biz bunun en ağırını, en acısını 2001 krizi sırasında yaşadık. İşte gazetelerde şöyle şeyler duyarsınız. Deutsche Bank Türkiye'ye oyun çekti. 2001 krizini Alman bankaları falan filan. Hiç alakası yok. Bunlar yani bunlar alakasız şeyler. Burada da maalesef işte bizim 2001 yılında gördüğümüz ve 2007-2009 global finansal krizinde ve pandeminin özellikle finansal piyasalarda pik yaptığı dönemde, Mart döneminde gelişmekte olan ülkelerden 100 milyar dolara yakın sermaye çıkışı oldu ki bu 2007-2009'dan daha fazla. Ve yine aynı şekilde banka hücumlarının modern versiyonu. Bizim banka hücumlarından kastettiğimiz şey şu: normalde klasik banka hücumlarında Moody'ler, yani mevduat sahipleri bankaların önüne giderler, paralarını çekmek için kuyruğa girerler. Fakat biz burada aynen 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizinde gördüğümüz gibi, burada Türkiye'de gördüğümüz gibi, aynen 2007-2009 global finansal krizinde de öyle, bankalar birbirleriyle işlem yapmayı vazgeçtiler ve bizim klasik para kitaplarında yazdığımız Merkez Bankası'nın son borç verme merci rolü dediğimiz o lender of last resort yerine artık merkez bankaları market maker of last resort, yani piyasaları yapıcı bir pozisyona döndü. Bundan da biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi baktığımızda krizi büyüten mekanizmalardan ilki kaldıraçlı işlemler dedik. Burada iki tip banka var. İkisinin de aktifi 100, yani varlıkları 100. Pasifine baktığımızda bir tanesinin borcu 80, bir tanesinin borcu 90, sermayesi 10'a 20. Burada kaldıraç oranına baktığımızda, yani varlıklar bölü sermayeden baktığımızda, yani 100 bölü 20'den bir tanesinin kaldıraç oranı 5, bir tanesinin kaldıraç oranı 10. Bunu illa bank olarak düşünmeyin, birey olarak düşünebilirsiniz. Örneğin benim 20 lira param var, 20 lira mevduatım var. Gittim bankadan 80 lira borçlandım ve bununla gittim 100 liralık ev aldım. Veya 2000-2001 krizine baktığımızda, 2000-2001 krizinde bizim özellikle 19 Aralık 1999'da İstanbul'da Akmerkez'de Bankalar Birliği'nde yapılan toplantıda ekonomi bürokrasisi dedi ki bankalara, bakın bir program açıklayacağız. 2000'de arkamızda IMF ve ABD hazinesi desteği var. Türkiye yıkıcı iki depremden çıkmış. Zaten kamu maliyesi çok bitmiş vaziyette. Depremle beraber iyice bitti. Çünkü ticareti, sanayiyi vurdu. Vergi gelirlerinin önemli bir kısmını etkiliyor. Dolayısıyla o dönemde dediler ki gelin elinizi taşın altına koyun. Bu programa destek çıkın. Hazine rahat bir biçimde borçlansın. Orada bankalar dediler ki tamam, madem kuru sabitliyoruz o zaman bir de bize bir şeyin daha garantisini verin. O da faiz garantisi. Çünkü bankalar hazine bonosu devlet tahvili aldığında
özellikle Hazine bonosları tahvilin faizi yükseldiğinde tahvil fiyatları düşecek. Yani banka 100 liraya almış olduğu tahvili şimdi 80 lira 70 liraya satacağı için zarar elde edecek. Aslında bu 2000'de de aynısı oldu. Bankaların atıyorum 20 birim sermayesi vardı. Bankalar gittiler uluslararası piyasalardan dolarla borçlandılar. Nasıl olsa kur sabit. Bunu Türk lirasına çevirdiler. Çevirmiş oldukları Türk lirasıyla gittiler hazine bonosu devlet tahvili aldılar. Aslında bu anlamda son derece kullanışlı bir anlatım. Şimdi hemen ben şu PowerPoint'i de büyüteyim, özür diliyorum. Şimdi baktığımızda kaldıraçlı işlemler, gölge bankacılık sistemi. Dediğimiz gibi burada örneğin bu birey olabilir, banka olabilir. 2001 krizine baktığımızda Demirbank diyebilirsiniz buna. Veya 2007-2009 global finansal krizinde özellikle bankacılık sistemine örnek verebiliriz. Burada gölge bankacılık sisteminden kastettiğimiz şey şudur. Türkiye'de bankacılık sisteminin pasiflerine baktığımızda %60'ı mevduatlardan oluşur. Dolayısıyla Türkiye'deki bankacılık sistemi mevduat bankacılığıdır. Fakat gölge bankacılık sistemi bunun tam tersine sağlam, o bizim core fonlama dediğimiz mevduat yerine örneğin X bankası veya bir hedge fon veya bir yatırım fonu gider bir bankadan borçlanır. Yani toptan borçlanır. Bununla ve genelde de bu kısa vadeli para piyasalarından bizim overnight dediğimiz aynen 2000 Kasım Şubat krizlerinde Türkiye'de Demirbank'ın yaptığı gibi kısa vadeli bankalar arası para piyasasından borçlanır ve bununla gider pozisyon alır. Dolayısıyla gölge bankacılık sistemi temel olarak mevduat bankacılığından bu noktada ayrılır. Yani baktığımızda o bizim core finansman dediğimiz temel finansman kaynağı mevduattan ziyade daha kaygan bir zemindedir. Şimdi burada bireyin bankanın 10 birim sermayesi var. Gitti repoyla veya işte bankadan 90 lira borçlandı. Bununla örneğin hisse senedi aldı, ev aldı. Burada şimdi kaldıraç oranı varlıklar bölü sermayeden yani hisse senedi bölü sermayeden baktığımızda 10 olduğunu görüyoruz. Şimdi varlık fiyatlarının arttığını varsayalım. Örneğin ev fiyatları arttı, hisse senedi fiyatları arttı. Burada aynısı 2000 Kasım 2001, 2000 ve 2001 krizinde biz görüyoruz. Özellikle hazine bonosu devlet tahvili bankalar gittiler yurt dışından borçlandılar. Ellerindeki doları getirdiler TL'ye çevirdiler. Hem Merkez Bankası'nın bu şekilde döviz rezervleri birikti. Hem yurt içinde faizler düştü. Hem hazine bonosu devlet tahviline olan talep arttığı için hazine bonosu devlet tahvilinin fiyatları arttı. Aynen buradaki hisse senedi yerine hazine bonosu devlet tahvili diyebilirsiniz. Faizler düştü. Faizler düştüğünde hazine daha düşük maliyetle borçlanmaya başladı. Bankalar ellerindeki hazine bonosu devlet tahvilinin fiyatı arttığı için kar olarak yazmaya başladılar. Yani 100 liraya almış olduğu hazine bonosu devlet tahvilinin değeri 100 lira, 110 liraya, 120 liraya çıktı. Dolayısıyla varlık fiyatları arttığı zaman dünyanın en karlı şeyi kaldıraç kullanarak yatırım yapmak. Dolayısıyla baktığımızda bu durumda banka ne yapıyor? Varlıklar artmaya başladığı anda tekrar borçlanıyor. Tekrar gidiyor bununla ev alıyor, hisse senedi alıyor. Şimdi hemen şunu da söyleyelim. Özellikle ABD'de 2007-2009 global finansal krizinde bizim o risk layering dediğimiz riski görmemezlikten görme sorunu vardı. Yani riski yalanlama aslında. Ya nasıl olsa konut fiyatları yükseliyor, daha da yükselir, bundan sonra bir şey olmaz. Şimdi Türkiye'den farklı olarak örneğin ben şimdi Nuran Hoca'yı kefil gösterdim. Yarın gittik bankadan 10 bin lira borçlandım. İki banka yan yana olsun. Hemen yanındaki bankaya girdiğimde ben kredi kullanmak istiyorum. Kefilim Nuran Hanım dediğimde banka bana şunu söyleyecektir. Ya siz biraz önce Vakıflar Bankası'ndan borçlanmışsınız. 10 dakika önce kefilde Nuran Hanım'ı göstermişsiniz, kusura bakmayın. Ama Amerika'da böyle bir şey yok. Bankalar özellikle kredi müşterilerini birbiriyle paylaşmıyor. Dolayısıyla bireyler konut fiyatları arttığında evini ipotek göstererek borçlanıyor. Bununla gidiyor arabasını yeniliyor, kredi kartını borcunu ödüyor, başka borçlarını ödüyor. Gidiyor tekrar evini ipotek göstererek başka bankadan borçlanıyor. Bununla atıyorum tatile gidiyor. Dolayısıyla böyle bir maalesef saçma bir durum söz konusu. Şimdi dolayısıyla varlık fiyatları arttığında dediğimiz gibi borçlanarak yatırım yapıyor. Aktiflerin değeri artıyor. Fakat burada asıl problem menkul kıymet fiyatları düşmeye başladığında. Burada dediğim gibi bunu hazine bonosu devlet tahvili veya ev fiyatı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi örneğin evin değeri 1 lira düştüğünde borcum hala 99 lira, sermaye 10 liraya düşüyor. Dolayısıyla kaldıraç oranım 109 bölü 10'dan 10.9'a düşüyor. Dolayısıyla bu durumda bankanın yapması gereken iki şey var. Kaldıraçı tekrar 10 seviyesine çekebilmek için ya elindeki hisse senetlerini yani 109 liralık hisse senedini 9
birimini satması gerekiyor. 9 TL'sini satması gerekiyor. Veya rep olarak gösterdiğimiz borcun 9 lirasını ödemek gerekiyor. Şimdi işte sevgili Ankon üyeleri, burada eğer banka o andaki menkul kıymetin değerine bakmaksızın elindeki varlıkları sattığında, yani o 9 birimlik hisse senedini sattığında, işte burada file size dediğimiz, o anda o menkul kıymetin fiyatına bakmaksızın elindeki menkul kıymeti elinden çıkartıyor. Yani bu Apple hissesi olabilir, atıyorum 10 bin dolardır, şu anda 7 bin dolara gelmiştir ama adam ne yapıyor, bir anda nakde dönebilmek için o elindeki hisse senedinin ekonomik temellerine bakmaksızın elinden çıkartıyor. İşte file size dediğimiz bu, veya bizim o deleveraging dediğimiz olayı gerçekleştiriyor, yani borcunu ödüyor. Yani ne yapıyor, repo olarak baktığımızda 9 lira borcunu ödüyor. Dolayısıyla baktığımızda kaldıraçlı işlemler, döngüsel dediğimiz o pro-cyclical ve döngüsel karşıtı counter-cyclical olarak ikiye ayırdığımızda canlanma dönemlerinde kaldıraçlı işlemler son derece karlı. Varlık fiyatları artıyor. Varlık fiyatları arttığında biraz önce konuştuğumuz gibi bilanço kuvvetleniyor. Bilanço kuvvetlendiğinde banka daha fazla borçlanarak, daha fazla örneğin 2001 krizinde olduğu gibi daha fazla hazine bonosu, devlet tahvil alıyor. Yani kaldıraçını arttırıyor. Bilanço büyüyor. Bilanço büyüdüğü için bunlar rating firmalarından daha yüksek ratingler alıyor. Dolayısıyla daha ucuza borçlanıyor. Bu şekilde bir döngü söz konusu. Birbirini besleyen bir basiretli döngü söz konusu. Fakat resesyon, durgunluk dönemlerinde ise tam tersine bu bir bizim o vicious circle dediğimiz bir kısır döngüye dönüşüyor. Yani varlık fiyatları düşünce bilanço zayıflıyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi yerindeki varlıkları satıyor veya borç ödüyor. Bu şekilde finansal kurumlar tekrar kaldıraçlarını düzenliyor. Kaldıraçlarını düzenlediklerinde o bizim deleveraging dediğimiz bilançoyu küçültüyor. Tekrar birbirini besleyen bir süreç haline geliyor. Bu da baktığımızda özellikle 2007-2009 global finansal krizinde toplam varlıklar ve sermayeye baktığımızda örneğin Bear Stearns batan bankalardan bir tanesi. Yine Lehman Brothers, Merrill Lynch, bunlar kaldıraç oranları kırmızıyla gösterdim, 34, 31 ve 32 olarak geçiyor. Şimdi baktığımızda asıl temel problemlerden bir tanesi maalesef 2007-2009 global finansal krizinde 8 sene sonra ABD krizden çıktı. Ve şu anda pandemide de belki en hızlı toparlanan ülke gelişmiş ülkeler açısından baktığımızda ABD olacak. Avrupa Birliği'nin toparlanamamasının en önemli nedeni işte bu biraz önce konuştuğumuz gibi yüksek kaldıraç oranına sahip olması. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalamasının %33 olduğunu görüyoruz. Yani bankalar 1 liralık varlığına karşılık 33 lira borçlu durumda. Peki bu neden önemli? Şimdi baktığımızda biraz önce konuştuğumuz gibi varlık fiyatları arttığında kaldıraçlar da artıyor. Aralarındaki ilişkiyi görüyoruz. Son derece karlı bir durum söz konusu. Bu da Lehman Brothers. Bir anda varlık fiyatları tersine dönünce kaldıraç işlemlerle beraber iflas etti ve hisse senedi artık çöp statüsüne ulaştı. Bu Wall Street Journal'dan bir haber. Bu neden önemli? Şurada hemen alt bold olarak çizilen Deutsche Bank örneği var. Deutsche Bank %50 kaldıraçla çalışıyor ve bu bankanın toplam yükümlülükleri 2 trilyon dolar. Özür diliyorum, euro. Bu banka iflas ettiğinde, bu bankayı Alman hükümeti devletleştirmek istediğinde ortaya çıkacak toplam maliyet Alman ekonomisinin %80'ine denk geliyor. Yani o bizim iktisatta hep konuştuğumuz too big to fail, yani batmasına izin verilmeyecek kadar büyük. Yine Barclays Capital 1.3 trilyon sterlin yükümlülüğe sahip, %60 kaldıraçla çalışıyor. Bu banka iflas ettiğinde, İngiltere hükümeti bu bankayı kamulaştırdığında ortaya çıkan maliyet tüm İngiltere ekonomisini bile geçiyor. Dolayısıyla kaldıraçlı işlemler böyle baş belası bir durumu beraberinde getiriyor. İşte bizim özellikle altını çizdiğimiz, ki biz bunu pandemide de gördük, o deleveraging dediğimiz, yani borç ödeme ve margin call dediğimiz, yani 2001 krizinde işte Alman bankaları, Deutsche Bank bize affedersiniz çok abiyane bir tabir olacak ama ayar çekti, Türk bankalarını yere serdi, komplo falan filan, hiç öyle bir durum yok. Gayet olay basit. Ne oluyor? Bu şu oluyor. 2001 krizinde şu oldu.
Özellikle o dönemde tetikleyici bazı olaylar oldu. O ne? FED faiz oranlarını arttırmaya başladı. Yine gelişmekte olan ülkeler statüsünde yer alan Brezilya, arkasından Arjantin, bunlar krize girdi. Arkasından Rusya. Dolayısıyla yatırımcılar dediler ki eyvah, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bir problem var. Yine o dönemde petrol fiyatları 60 doların üzerine attı kendisini. Türkiye'de petrol ihraç eden bir ülke. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın ülkeye mali 4 milyar dolar. Dolayısıyla o dönemde sabit kur rejimi uyguluyoruz. Dolayısıyla bu şekilde petrol kaynaklı cari işlemler açımızın artması döviz olan talebi de arttırıyor. Tabii başka faktörler de var. Kesinlikle siyasi faktörler de söz konusu o dönemde. Dolayısıyla dediler ki eyvah, Türkiye gibi ülkelerde sorun var, çıkalım. Türkiye gibi ülkelerden çıkmaya başladılar. Ellerindeki hazine bonosu devlet tahvillerini satmaya başladılar. Bunun sonucunda bankalar arası para piyasasında faizler artmaya başladı. İşte o dönemde özellikle Demirbank gibi bankalar bankalar arası para piyasasından fonlanıp hazine fon bulup hazine bonosu devlet tahvili satın alıyorlardı. Artık bunlar kolay kolay borçlanamaz hale geldiler. Bunlara borç veren yabancı bankalar dediler ki ya bak Demirbank, sen bize biz sana 100 lira 100 euro 100 dolar neyse borç vermiştik. 100 mark borç vermiştik. Bunun karşılığında senden 10 TL'lik hazine bonosu devlet tahvili almıştık ama bunun değeri 8'e düştü. Çabuk teminat tamamla, o margin call dediğimiz şey, yani bu teminatını tekrar 10 dolara çıkar. Bu durumda ne yaptı Demirbank veya 2007-2009 global finansal krizinde yatırım bankaları? Tekrar bankalar arası para piyasasına girdi borçlanabilmek için. Borçlanabilmek için girdiklerinde tekrar bankalar arası para piyasasında faizler arttı. Hazine bonosu devlet tahvilinin fiyatı düştü. Bu sefer Deutsche Bank veya diğer bankalar dediler ki senden aldığımız 10 liralık teminat 8'di. Şimdi 6'ya düştü. Çabuk teminat tamamla. İşte buradaki de aynı şekilde finansal kurumlar için borçlanma, fonlama problemi yaşanıyor. Dolayısıyla pozisyonları azaltıyorlar. Ya ellerindeki varlıkları yok pahasına satıyorlar veya borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda varlık fiyatları tamamen ekonomik temellerden uzaklaşıyor. İşte 2001 krizinde gördüğünüz gibi bankalar arası para piyasasında gecelik faiz oranlarının %1200'e çıkması veya Amerika'ya baktığımızda %300'lere gelmesi. Bu da beraberinde daha yüksek teminat tamamlama marjini beraberinde getiriyor ve pozisyonlardan zarar ediliyor. Şimdi özellikle 2007-2009 global finansal krizinde biz bunu kısmi olarak gördük ama son yaşanan pandemiyle Tolga beraber... Hocam, buyurun. Tolga Hocam, pardon. Ben bir küçük bir hatırlatma yapıp size de bir arada bir soru sorup devam etmenizi rica edeceğim. Şimdi bu anlattığınız sarmal, yani hani kendim ettim kendim buldum diye bir klasik şey vardır, söz vardır. Yani bu öyle bir sarmal ki bir defa içine girdiğinizde daha sonra belki bir girdap, belki de bir hortuma tutulabiliyorsunuz. Ben öyle bir şey görüyorum. Özellikle bu 2007-2008 krizi tabii ki diğer krizlerden hani reel kriz olması anlamında, reel etkilerinin çok olması anlamında da farklıydı. Yani siz çünkü şimdi slaytınızdan gördüğüm artık yeni bir bunu bu sarmalı durdurmak yönünde ya da buna yönelik bir yeni görev tanımı anlatıyorsunuz bize. Yani bu bahsettiğiniz sarmala bir defa kolunu kaptıran bundan çıkamaz mı falan hocam? Yani öyle bir girdap mı bu? Öyle bir finansal kriz girdabı mı? Buyurun. Yani evet, aslında finansal piyasanın ulaşmış olduğu boyuta baktığımızda dediğinizde biraz haklısınız. Yani maalesef finansal piyasaların önünde kimse duramıyor ulaşmış olduğu boyut itibariyle baktığımızda. Yani hemen aslında şunu söyleyebiliriz. Buna bazıları işte yok kapitalizmin krizi diyor. Ben katılmıyorum ama içinizde bunu savunanlar varsa, yani katılmıyorum derken daha doğrusu şu anlamda söyleyeyim. Ben birazcık daha neoklasik sada yakınım. Okumalarımda birazcık daha odak noktasında piyasa ve finansal piyasalar vardır. Dolayısıyla ben onu bilmem ama hep şu söyleniyor, işte kapitalizmin krizi aşırı üretim. Ben de hemen şunu sormak istiyorum. Neden ABD'de 3 büyük otomotiv firması battı? Arkasından Almanya'da Opel Merkel'e mektup yazdı, beni devletleştir diye. O dönemde finansal piyasa ve reel sektör arasındaki etkileşim de şöyle. O dönemde özellikle araba firmaları 3A reytinge sahiptiler. Peki 3A reytinge sahip olmaları demek ne demek? O dönemde faiz oranları son derece düşüktü. Nasıl düşüktü?
Özellikle global finansal krizden önce petrol fiyatlarının ulaşmış olduğu seviye nedeniyle petrol ihraç eden ülkelerin kulaklarından döviz çıkıyordu. Ve bununla ne yaptılar? Götürdüler güvenli varlık olarak gördükleri ABD tahvillerini, ABD varlıklarını yatırdılar. Ve bu dönemde faiz oranları, o bizim global savings glut dediğimiz, global likitte fazlalığı, bolluğu dediğimiz olay ortaya çıktı. 3A ratinge sahip reel sektör firmaları ne yaptılar? Gittiler. Çok ucuza borçlandılar. Örneğin ben Gazi Üniversitesi'yim. Üniversiteye röntgen cihazı alacağım. Atıyorum röntgen cihazı 300 bin dolar. Diyorum ki GE'ye kusura bakma şu an bu senenin bütçe ödenekleriyle benim bunu almam mümkün değil. 300 bin euro veremem. GE diyor ki bana tamam General Electric sana ben bunu 30 yıl vadeyle atıyorum ayda 1000 dolara satayım. Tamam diyorum ve alıyorum. Şimdi burada ne yaptılar bunlar? Bunlar gittiler 3A ratinge sahip reel sektör firmaları, başta araba firmaları olmak üzere neredeyse sıfıra yakın faizle uluslararası piyasalardan borçlandılar. Borçlandıkları parayla tüketici finansmanını sağladılar. Yani ucuza, düşük kredi, düşük faizle kendi mallarına talep yarattılar. Türkiye'de Koç'un, Koç Holding'in batan tek şirketi vardır. Koç Finansal Hizmetler. O da neden? Koç da şöyle zannetti. Ben de aynı şekilde bunlar gibi çıkarım uluslararası finansal piyasalardan düşük faizle borçlanırım. Borçlandığım bu parayla Arçelik'e, Beko'ya talep yaratırım. Yani adam Vestel'e gittiğinde Vestel'in televizyonu benim televizyonumdan daha iyi ama aylık taksitleri atıyorum 600 lira, 700 lira ama ben daha kötü televizyonu Arçelik'i, Beko'yu daha düşük taksitle, daha düşük faizle, daha düşük taksitle satabilirim. Dolayısıyla hem parayı satarım hem malımı satarım. İşte biz global finansal krizde de bunu gördük. Büyük firmalar gittiler uluslararası piyasalardan %0'a yakın, %1'in çok altında faizle borçlandılar. Örneğin Toyota. Ben çok iyi hatırlıyorum. O dönemde mevduat faizleri %2'lere yakınken aylık Toyota 1.08'de araç kredisi veriyordu. Nasıl veriyordu? Japonya'da faizler %0, %0'la borçlanıyor. Getiriyor bununla hem kendi arabasına talep yaratıyor hem de %0 faizle borçlandığı parayı %1.8'le bana satıyor. Şimdi işte global aslında büyük bir oyun kurulmuş oluyor değil mi hocam? Çok taraflı. Yani o anlamda nerede oyunun başka bir avantajı varsa oradan dezavantajlı kısımlara yönelik bir yeni bir oyun kuruluyor galiba. Yani evet, dolayısıyla finansal ve reel sektör çok birbirinin içine geçmiş vaziyette. İşte dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz global finansal krizde faizler yükselmeye başlayınca ne oldu bu firmaların? Dediler ki rating firmaları bir dakika net satışlarınız düştü, aktifiniz bozuldu. Yani eskiden atıyorum ayda 10 araç satarken şimdi 3 araç satmaya başladınız, bir de faizler yükseldi. Yani pasifteki borcunuzun maliyeti arttı, bilanço kötüleşmeye başladı. Dediler ki sizin şu 3A olan ratinginizin bir tane A'sını alalım, 2A kalsın. 2A kaldığında bunlar daha yüksek faizle borçlandılar. Tekrar pasif tarafları borçlandı. Durgunluk nedeniyle eskiden 3 araba satarken şimdi bir araba satmaya başladılar. Rating firmaları dediler ki bir dakika senin iyice bilançon kötüleşiyor. Aktifin kötüleşti. Pasif tarafındaki yükümlülüklerin artmaya başladı. Senin şu kredi notunu düşürelim. Bunları junk statüsüne düşürdüler. Bunlar artık eskisi gibi aynen Koç Finansal Hizmetler'de olduğu gibi düşük faizle borçlanıp mallarına talep yaratamadılar. Dolayısıyla finansal sektördeki problem reel sektöre geçti. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü söz konusu. Pardon, küçük bir hatırlatma yapayım, bir daha sözünüzü bölmeyeyim. Estağfurullah. Değerli dinleyicilerimiz, chatlere hocamızın anlatmış olduğu konularla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca sunum bittiğinde arzu eden katılımcımız söz isteyerek de sorularını sorabilir. Hocam buyurun, teşekkür ederim. Dolayısıyla hemen tekrar geri dönersem aslında biz 2007-2009 global finansal krizinde bunu çok az görmüştük ama merkez bankalarının son nihai borç verme rolü, yani Türkiye'de baktığımızda işte 2000-2001 finansal krizinde Merkez Bankası'ndan bu görev alınmıştı. Çünkü o dönemde IMF'le yapılan standby anlaşması çerçevesinde özellikle Merkez Bankası'nın net iç varlıklar kalemine bir sınır konulmuştu. O da net iç varlıklar kalemi kabaca kamu kesimine açılan krediler, yani o bizim maalesef bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklı kısa vadeli avans olarak borçlanılması. Bir de bankacılık sektörüne açılan krediler buraya limit getirilmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası 2000-2001 krizinde bu son borç verme merci rolünü görmemişti. 2007-2009 global finansal krizinde biz bunu gördük. Merkez bankaları hızlı bir biçimde piyasaya, ki son pandemide de gördük. Ki son pandemide daha da büyük çapta gördük. Bunu hayata geçirdi. Artık
merkez bankaları piyasayı düzenleyici görevi oluştu. Şimdi burada baktığımızda ilk başta hem 2007-2009 global finansal krizinde hem 2000-2001 ve pandemide temel problem aslında likitte uyumsuzluğu gibi gözüküyordu ama biz bunun aslında pardon özür diliyorum vade uyumsuzluğu gibi gözüken problemin aslında bir likidite sorunu olduğunu gördük. Yani burada piyasa likiditesi dediğimiz elindeki varlıkları değerinin daha altında maalesef bankalar satmaya başladı. Yani işte o file sales dediğimiz. Dolayısıyla satılan varlıkların sahip olunan varlıkların satılmasıyla para yaratılmaya başlandı. Bir diğeri de fonlama likiditesi. Bankalar pozisyonlarını sürdürebilmek için fonlama imkanları ortadan kayboldu. O bizim rollover dediğimiz. Örneğin Demirbank olayına baktığımızda bankalar arası para piyasasından gecelik vadede borçlanıp hazine bonosu devlet tahvili finanse ediyordu. Dolayısıyla burada fonlama likiditesinde ortadan kalkmasıyla beraber maalesef bir likitte sorununa dönüştü ve burada da merkez bankalarına yeni bir görev düştü. Piyasadaki likiditeyi canlı tutmaya yönelik bir görev olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda işte margin dediğimiz veya haircut dediğimiz, örneğin ben şu tablonun altına hisse senedi olan kısmına bakmanızı istiyorum. Global finansal krizden önce örneğin gittim ben bir yatırım bankasıyım, Lehman Brothers'ım, $100 borçlandım ve bu $100'la hisse senedi aldığımda karşı tarafa bunun aldığım hisse senedinin %50'sini teminat olarak veriyordum. Ve bu Nisan 2008'e geldiğimizde %100'e çıktı. Yani ben bir yatırım bankasıyım veya örneğin Demirbank diyelim buna. Demirbank gidip 100 euro borçlandığında bununla gidip örneğin hisse senedi, yani buna hazine bonosu diyelim. Hazine bonosu aldığında bunun %50'sini Deutsche Bank'a teminat olarak verirken bu özellikle finansal piyasalarda stresin arttığı dönemlerde %100'e çıktı. Yani bu 2000-2001 krizinde Alman bankalarının, Türk bankalarının üzerine gelmesinin en önemli nedeni işte orada bizim margin call dediğimiz veya haircut dediğimiz buradaki teminatların arttırılması oldu. Peki problem neden bu kadar büyük? Yani 2007-2009 global finansal krizi ABD 8 sene sonra içinden çıktı. 1929 krizine baktığımızda yaklaşık 4 sene sonra bir toparlanma görüyoruz. Euro bölgesine baktığımızda daha pandemiye kadar toparlanamamıştı. Üstüne bir de pandemi geldi. Çünkü burada diğerlerinden farklı olarak maalesef bir yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Bu da stagflasyon. Nedir bu? Özellikle bu şu ekonomik durgunluğa bağlı olarak talepte bir azalma meydana geliyor. Talepteki azalmaya bağlı olarak üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı düşüyor. Reel borçlarda bir artış oluyor. Ne demek istiyorum? Örneğin benim nominal borcum 100 lira. Yani atıyorum 100 lira borcum var ve evim var. Evimin değeri de 120 lira. Dolayısıyla ben normalde 120 liralık evimi satarak 100 liralık borcumu ödeyebilirim. Borcumu ödeyebilecek durumdayım. Fakat özellikle fiyatların düşmesiyle beraber, durgunlukla beraber benim 120 lira olan evimin değeri şimdi 90 liraya, 80 liraya düştüğünde ben artık evimi sattığımda eskiden 120 liraya satıp 100 liralık borcumu ödüyordum ama şimdi bu evimi 80 liraya satıyorum artık 100 liralık borcumu ödeyemiyorum. Dolayısıyla mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen azalış. Örneğin bunu bir ticari işletme olarak da düşünebilirsiniz. Stoğumda 100 bin liralık malım vardı, 100 bin liralık borcum vardı. Ben stoktaki mallarımı satarak borcumu ödeyebiliyordum. Fakat artık talepte bir azalma geldi. Stoğumun değeri 80'e düştü. Dolayısıyla stoktaki malları satsam bile artık borcumu ödeyemiyorum. Biz buna Fisher borç deflasyonu diyoruz. Dolayısıyla reel borçlarda meydana gelen artış ekonomik bilimlerin daha fazla tasarruf etmesine neden oluyor. Daha fazla tasarruf etmek demek talepte bir azalma demek. Dolayısıyla bu da yaygın iflaslara, defaultlara neden oluyor. İşte bu 3D dediğimiz yani 3 boyutlu bir korku filmine dönüşüyor. Stagflasyon. İşte bu maalesef Euro bölgesinde özellikle 2007-2009 global finansal krizinden pandemi ve sonrasında devam edecek bu maalesef kısır bir döngü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi pandemiye döndüğümüzde aynen muhasebedeki gibi FIFO yani first in first out yani karantinaya ilk giren ülke resesyondan ilk çıkıyor. Bu Gorinchas'ın bir makalesinden alınma.
Maalesef kusura bakmayın grafikleri Türkçeleştiremedim ama burada hemen size açıklayayım. Kırmızıyla olan grafik bize şunu gösteriyor. Eğer kamu otoritesi sağlığa ilişkin hiçbir önlem almazsa maalesef vaka sayılarında bir artış söz konusu. Tam tersine önlem alınırsa bu aşılama da deyin, işte hızlı test deyin, sosyal mesafe deyin, karantina önlemleri deyin alınırsa burada vaka sayısı düşür. Aynı şekilde ekonomiler de burada bu şekilde bir eğilim gösteriyor. Yani vaka sayısını azaltan ülke durgunluktan da ilk çıkan ülke oluyor. Maalesef vaka sayısı artmaya başladıkça veya vaka sayıları gittikçe artış trendi gösterdiğinde resesyondan, sağdaki grafik de onu gösteriyor, resesyondan çıkışta uzun süreli oluyor. Bu McKinsey'in bir raporundan alınma. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 2007-2009 global finansal krizinden farklı olarak pandemi şu noktada farklılaştı. 2007-2009 global finansal krizinde o bizim ABD Merkez Bankası Wall Street'i yani canlandırdı o parasal gevşemeyle. Fakat ona eşlik eden bir biçimde Main Street'te yani sokaktaki halk da yani işçiler de, KOBİ'ler de, küçük orta boy işletmeler de 2007-2009 global finansal krizinden V şeklinde bir toparlanmayla çıktığını görüyoruz. Fakat bu krizin diğer 2007-2009 global finansal krizinden farkı K şeklinde bir toparlanma söz konusu veya toparlanamama söz konusu. Yani bazı sektörler burada sol tarafta görüyoruz. Özellikle mesela havacılık, ticari havacılık kısmına baktığımızda yıllık EBITDA'larının 10 yıllık bir süreçte beklenen toplam değer kaybı EBITDA'larının %66.8'ine denk geliyor. Yani burada uzun süre maalesef benim eşim de havacılık sektöründe çalışıyor. Mesela TAV'da çalışıyor. Hemen şunu söyleyeyim. Gelirleri %98 azaldı. Yani bir şeyin %98 azalmasını siz düşünün. Maalesef toparlanma evet bazı sektörlerde hızlı bir biçimde oluyor. Yani o kanun yukarı çıkan kısmı ama maalesef bazı sektörler hala batmaya devam ediyor. Yine otomotiv sektörü burada daralan sektörlerden bir tanesi. Madencilik. Yani bunlar kanun alt kısmını oluşturuyor. Baktığımızda işte ilaç, gıda gibi sektörlerde nispeten burada daralma daha yavaş gibi gözüküyor. Ama ortalaması %42. Yine burada McKinsey'in bir anketi var sağ tarafta. O da 60 tane ve 605 tane dünyada önde gelen firmaların tedarik zincirlerindeki yöneticilere sordukları sorular. Diyorlar ki bu pandemi bize şunu gösterdi. Tedarik zincirlerinde yani biz daha önce just in time'ı övüyorduk. Yani sıfır stoklu veya tam zamanlı üretim. Bunun aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. 2007-2009 global finansal krizinden önce o bizim Great Moderation dediğimiz büyük ılımlılık döneminde bize o sıfır stoklu üretimin aslında dünyada ekonomik volatilitenin ne kadar azalttığını, dolayısıyla ne kadar yararlı bir şey olduğunu kitaplar yazıyordu. Maalesef pandemiyle beraber sıfır stok veya tam zamanlı üretimin, işletmeci değilim kusura bakmayın ama just in time dediğiniz üretimin aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdi. Burada %93'ü yani ankete cevap veren 60 tane tedarik zincirinden 60 tane önde gelen firmanın tedarik zincirinin yöneticisi üretimi yakın yerlerde yapacağını, üretim sitelerinde bir backup alınacağını yani yeni üretim sitelerinin kurulacağını, işte daha güvenli stok gibi bölgeselleşme bu şekilde 605 tane tedarik zinciri yöneticisi ise tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi, çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bu da aslında üretimin bölgeler arasında biraz sonra McKinsey'in yine bir raporundan alıntı yapacağım. Çeşitlendirileceğini gösteriyor. Şimdi bunu rapordan Türkçeleştiremedim. Hocam, buyurun. Tolga Hocam pardon bir katılımcımız şöyle bir soru sormuş. Bir önceki şeyinizi alırsak slaytınıza. Harun Öztürkler hocamız. Hocam hoş geldiniz siz de. Durgunluktan ilk çıkan ülke karantinayı da kaldırmış demektir. İkinci ve üçüncü dalganın yaratacağı daralmayı nasıl engelleyeceğiz diye soruyor hocamız. Bu biraz önce galiba gösterdiğiniz grafik vardı. Kamu ve hani bu karantina dönemi alınacak önlemler ve ekonomik faaliyetler. Yani şimdi mi cevap vermek istersiniz daha sonra mı?
Hiç fark etmez. Harun hocama şimdi hemen cevap vereyim. Şimdi aslında Harun hocam çok güzel bir noktaya temas ediyor. Goldman Sachs ekonomistleri bunu %90 ekonomi olarak, yani ekonomiler onda bir performansla çalışıyor. %90'la çalışıyor. Çünkü yaklaşık %9 ve %9 ve 7 ile 9 arasındaki şey özellikle karantina, sosyal mesafenin oluşturulmasıyla üretimde meydana gelen kayıplar veya yeniden kapanmayla meydana gelen kayıplar. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde hiçbir ekonomi tam kapasite çalışmıyor. %90 kapasiteyle çalışıyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü dalgada umarım bu virüs mutasyona uğraması da Pfizer-BioNTech aşısı etkili olur. Ben burada yine katılımcılar bana katılmayacaklar ama ben Pfizer-BioNTech aşısının altında maalesef, yani şöyle komplo teorisi anlamında değil ama bizim bilmediğimiz bir asimetrik bilgi sorunu olduğunu düşünüyorum. Ve ben açıkçası bu aşıya çok güvenmiyorum. Onu da hemen size söyleyeyim. Çünkü bu aşının COVID-19 üzerindeki etkisi başarılı olduğu açıklandığı gün Pfizer'in CEO'su 5 milyar 600 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yani ona o şirketin CEO'su olurken verilen hisse senetlerinin büyük bir kısmını aynı gün elinden çıkarttı. Dolayısıyla aslında burada sanki bir insider trading de varmış gibi geliyor. Yani aşı acaba başarılı mı? Mutasyona uğrayan virüslerde etkili olacak mı? Acaba burada onların bildiği, bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Dolayısıyla bunu kısa vadede bir paraya çevirme, bu fırsatı bir paraya çevirme şeyi mi var? Ben açıkçası bu benim kafamda soru işareti yarattı. Çünkü neden derseniz, tamam aşı bu kadar başarılıysa, dünyada da bu kadar artan vaka sayıları varsa, sizin malınıza olan talep her ülkeden artacak. Dolayısıyla sizin şirketinizin satışları artacak. Niye daha başta böyle bir satışı gerçekleştiresiniz? Yani benim altın yumurtlayan tavuğum var ve bunu bana en yüksek fiyatı veren müşteriye satıyorum. Yani bana bu açıkçası biraz anlamsız geldi. Yani ben o ilk haberi okuduğumda Financial Times'ta açıkçası dedim acaba yanlış mı okuyorum? Yani hisse mi aldı, hisse mi sattı, ne yaptı? Ama okuduğumda 5,6 milyar dolarlık hisse sattı. Yani elindeki hisselerin %60'ını Pfizer'in CEO'su aynı gün aşının açıklandığı günün 1-2 saat içerisinde elindeki hisseleri sattı. Dolayısıyla burada biraz temkinli olmak gerekiyor aşıya Oyun ilişkin. kurucu oyundan çıkıyor diyorsunuz yani. Yani evet, bana biraz anlamsız geldi açıkçası. Yani artan vaka sayıları var. İşte Amerika'da bugün en yüksek ölüm gerçekleşti. İngiltere'de dün yine en yüksek ölüm, artan vaka sayıları. Sizin ürettiğiniz aşıya dünyanın her yerinden milyonlarca doz talep var. Sizin satışlarınız artacak ama siz daha bunları görmeden sahip olduğunuz hisse senedini ve başında oturuyorsunuz bu arada, CEO'sunuz. Hisse senetlerini satıyorsunuz. Açıkçası bana çok mantıklı gelmedi ama mutlaka, Hocam. buyurun. Buyurun. Buyurun hocam, tamamlayın. Yani mutlaka sayın katılımcıların da bu konuda görüşleri vardır. Belki benim kaçırdığım bir nokta olabilir ama bana açıkçası biraz anlamsız geliyor. Yani Hocam, anlamsız geldi. bir katılımcımız da Deniz Gündüz bize bir soru soruyor. Zannediyorum kendisi şu anda Amerika'da. Hocam 20 dakika sonra Trump'ın azdığı için Senato'da ikinci kez oylama yapılacak. 8 saat önce 5 Cumhuriyetçi senatör lehte oy vereceğini açıkladı. Trump'ın azli gerçekleşirse burada büyük olaylar olacak. Kısa vadede neler getirir? Hani bu bahsettiğiniz bu finansal yapı içerisinde herhalde değerlendirmenizi istiyor. Buyurun hocam. Evet, aslında şimdi Sayın Gündüz'ün sorusuna bir sonraki bir iki slide sonra Tabii. bir cevap verecektim. Şöyle verecektim. O da şu, maalesef bu iç çatışmalar, ABD'deki bu iç durum maalesef ABD dolarının o bizim aşırı ayrıcalıklı statüs dediğimiz, exorbitant privilege dediğimiz o statüsünü de sarsıyor ki bunu biz pandemide gördük. İsterseniz ben Sayın Gündüz'ün sorusuna orada cevap vereyim. Tabii hocam. Dolayısıyla buradan devam edersek Harun Hocam'ın sorusuna da, yani artık burada şu var sevgili Harun Hocam. Ülkeler kısmen karantinaya girmeyi öğrendiler. Sosyal mesafeyi öğrendiler. İlk karantinaya göre daha az maliyetli olacak gibi bir sağ var.
Ama umarım yani bu mutasyona uğramaz. Ben bunun tamamen zaten Wuhan'daki pandemi laboratuvarının da Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin girememesinin, oradaki verilerin silinmesi Daily Mail'de vardı İngiltere gazetesinde. Oradaki numunelerin önemli bir kısmının silinmesi. Burada maalesef acaba bu bilinçli diye bir şey mi çıkıyor ki Trump burada şöyle bir karar da almıştı. Aslında ben Trump'ı çok sevmemekle beraber bazı şeylerini çok onaylıyordum. O da şu, özellikle pandemiyle beraber şu yasayı getirdi. Pandemi sürecinde Çinli şirketler tarafından alınan Amerikalı firmaların tekrar Amerikan hükümetine, Amerikalı firmaların sahipliğine geçmesi. Yani şunu söylüyor adam, evet pandemi zamanında hisse senedi fiyatlarımız o kadar düştü ki maalesef Çinli firmalar, elinde likiditesi olan Çinli firmalar veya bunların ortaklık yaptığı bazı ülkelerdeki fonlar, yatırım bankaları buradan gelip ucuza hisse senedi aldı, Amerikalı şirketleri aldı. Biz buna izin vermeyeceğiz. ABD SPK'sına buradan duyurum var. Bunlar incelensin. Bu dönemde el değiştiren şirketler hangileri, hangi firmalar, hangi bankalar tarafından alınmış, arkalarında kimler var? Bunlarla ilgili de bir soruşturma başlatmıştı. Dolayısıyla burada da dediğimiz gibi bir maalesef bir durum söz konusu. Şimdi bu aslında önemli bir grafik. O da şu, özellikle global ticaretin %15 ile %25'i bölgeselleşirse, yani ticaret akımları diğer ekonomilere kaydığında 2.9 ile 4.6 trilyon arasında bir ticaretin özellikle yer değiştirmesi bekleniyor. Burada toplam ticarette en büyük payı, ki biraz önce de konuştuğumuz gibi en fazla darbe alanlardan ikincisiydi otomotiv sektörü. Burada baktığımızda pazar çeşitlendirmesiyle maksimum ülkelerin alabileceği pay 349 milyar dolara çıkıyor. Dünyada global tedarik zincirinin toplam değeri 18 trilyon. Bu eğer %15 ile %25 arasında bir çeşitlenmeye giderse bu yaklaşık 2.9 trilyonla 4.6 trilyon dolar arasında bir ticaret hacminin de ülkeler arasında değişmesine neden oluyor. Umarım Türkiye gündemdeki kısır tartışmalardan bir an önce sıyrılır. Gerçekten bu tedarik zincirinde artık hangi sektörler ön plana çıkacaksa ya da çıkartılacaksa oralarda yerini alır. Çünkü gerçekten bir o bizim büyük rotasyon dediğimiz rotasyon söz konusu. Dolayısıyla burada bu 18 trilyon dolarlık toplam ticarette ne kadar fazla pay alabilirsek o kadar iyi. Şimdi biraz önce Sayın Gündüz'ün sorusuna cevap vermek gerekirse, şimdi bu gri alanlar 2007-2009 finansal krizini gösteriyor. Öbür açık renkli kısım ise 2020 pandemi dönemini gösteriyor. 2007-2009 global finansal krizi ABD'de çıkmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi ABD 10 yıllık tahvilinin faizi düşüyor. Yani güvenli varlık olarak o finansal varlıklara olan talep artıyor. Yani dünyanın her yerinden kriz ABD'de çıkmasına rağmen güvenli varlık olarak ABD tahvillerine olan talebin arttığını görüyoruz. Yine o kesik bir çizgi maviyle gösterilen ise ABD dolar endeksi. Bu 16 ülkeye göre, ABD'nin yüksek ağırlıkla ticaret yaptığı 16 ülkeye göre dolar endeksini gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi orada da dolar endeksi değer kazanıyor. Yani kriz ABD'de çıktı ama uluslararası yatırımcılar güvenli varlık olarak ABD tahvillerini ve ABD dolarını görüyor. Maalesef belki Sayın Gündüz'ün de söylediği gibi Trump'ın çok simültene bir siyasetçi olması yani bir tweetle gündemi değiştiriyor. Ben hep örnek onu veriyorum. Wall Street Journal'ın bir eki var, Market Watch diye. Orada Trump diye ayrı bir bölüm var. Yani Trump bölümü var, Fed diye bir bölüm var, finansal piyasalar diye bir bölüm var, bir de Trump diye bir bölüm var. Oraya girdiğinizde şunu görüyorsunuz. Trump bu sabah kalktı, hangi ülkeye nasıl bir tweet attı? Yani hangi ülke liderini övdü, hangi ülke liderine tehdit savundu, hangi ülke şirketini övdü, hangi ülke şirketine yaptırım yapacağım dedi. Yani onunla ilgili adamlar ayrı bir site kurmuşlar, yani Trump diye. Oradan giriyorsunuz, o sabah attığı tweetler hangi ülkeyi, hangi sektörü etkileyecekse onu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda Biden
tabii birazcık daha kurallara bağlı bir siyasetçi. Yani Trump daha çok uluslararası düzeni yıkmaya yönelik hareket ediyordu ve Trump'la bence liderlerin ikili ilişkileri önemliydi. Ama Biden öyle değil. Daha çok kurala bağlı bir siyasetçi gibi duruyor. Dolayısıyla Azli bence Amerikan ekonomisinde normalleşme açısından son derece önemli. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim. Hocam son 5 dakikanız. Tamamdır. O zaman hemen şunu da söyleyeyim. Amerika'da en yüksek %10 gelire sahip olan grup borsanın da %85'ine sahip. Dolayısıyla böyle pardon evet %85'ine sahip. Böyle de bir gelir adaletsizliği söz konusu. Bunu geçebiliriz. Bunu da geçeyim. Aslında bunu geçmeyeyim. Şimdi şöyle anlatalım. Bu nasıl oldu da ülkeler likidite tuzağına geldi? Biraz önce söylediğimiz gibi risk primleri arttı. Artık her şirket, her ülke riskli görünmeye başladı. Risk primlerinin azalması yatırımların maliyetlerini azalttığı için IS eğrisini, yatırım eğrisini sola doğru kaydırdı, yatırım tasarruf eğrisini. Daha sonra özellikle ekonomi durgunluğa girdiği için ekonomi olan güven azaldı. Ve bu şekilde bir olay oldu. Dolayısıyla ülkeler, merkez bankaları burada eleme istediğiniz para arzını artırarak tepki verdiler ve görmüş olduğunuz gibi A2 üstünde ülkeler likidite tuzağına geldiler. Bu da merkez bankalarının toplam aktif büyüklüğü, işte o geleneksel olmayan para politikası dediğimiz politika. İşte burada da görmüş olduğunuz gibi 2007-2009 global finansal krizi ve devamında da yaklaşık 17 trilyon dolarlık bir parasal gevşeme söz konusu oldu ki bu senede merkez bankaları 3-4 trilyon daha genişleyeceği tahmin ediliyor. Bu da pardon aynısı. Şimdi burada para politikasına limitlere mi ulaşıldı? Evet, burada karşımıza iki tane nokta karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki genişleyici para politikası tam tersine daraltıcı para politikası haline dönüşüyor. Bir de o bizim özellikle Euro ve ABD'de gördüğümüz neofişaryen yaklaşım. Bu nasıl hemen tersine dönüyor onu da hemen bahsedeyim. Genişleyici para politikası, yani düşük faiz oranları, hatta negatif faiz oranları tam tersine genişleyici etki yapması gerekirken tam tersine daraltıcı etki yapıyor. Bunlardan ilki bankaların net faiz marjını daraltıyor. Yani bankaların yeni vermiş olduğu kredilerde uygulamış olduğu faizler daha düşük faizken mevduata vermiş olduğu faiz özellikle mevduatın süresine bağlı olarak daha yüksek kaldığı için burada bankalar kullanmış oldukları kredilerden tam tersine gelir elde etmek yerine tam tersine zarar elde etmeye başlıyorlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi ABD ve Euro bölgesindeki bankaların net faiz marjı. Şimdi burada 2015'i göreceksiniz Euro bölgesinde. Artık Euro bölgesi bundan sonra ECB artık yayınlamıyor bu veriyi. Çünkü bankaların net faiz marjı artık o kadar düşmüş vaziyette ki yani bir anlamı kalmamış oluyor. Fed bunu yayınlıyor ama ECB yayınlamıyor. Şimdi baktığımızda yine bu Financial Times'tan bir haber. İşte düşük faiz marjları özellikle bu Fransız Bankası Crédit Agricole burada baktığımızda karının %67'sini götürmüş. Burada bir diğer yaklaşım dediğimiz neofişaryen yaklaşım. Reel faiz oranları sabitken uzunca süre nominal faiz oranlarının, politika faiz oranının düşük tutulması enflasyonist beklentileri de düşürüyor. Ve bu da tam tersine reel faiz oranlarını arttırarak yatırımı ve tüketimi azaltıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Güvenli varlıkları olan talep artıyor. Yani örneğin ekonomi başlangıçta bir nol noktada ekonomide durgunluk nedeniyle, resesyon nedeniyle tahvil arzı azalıyor. Çünkü yatırımlardan beklenen karlılık azaldığı için tahvil arzı azalıyor. Buna karşılık ekonomide güvenli varlıklar olan talep arttığı için tahvil talebi artıyor ve faizler sıfıra kadar geliyor. Şu anda 18 trilyon dolar negatif faizde işlem gören tahvilin değeri. Baktığımızda bu da Danimarka bankaları -0.5'le konut kredisi veriyor 20 yıl vadeli. Bunu geçenlerde %0'a çektiler. Çünkü bankalarda tutulan paranın bankaya maliyeti şu: ben mevduat sahibi olarak gecenin 12'sinde paramı çekmek istiyorum diyorum. Dolayısıyla bana ATM koy, ATM maliyet. Veya diyorum ki paramı çekmek istiyorum, bana banka şubesi aç. Banka şubesinde onlarca insan çalışıyor. Dolayısıyla bir maliyet. Bankalar bu şekilde negatif faiz uygulayarak mevduatın aslında kendisine gelmesini istemiyor. Çünkü bu maliyetten kurtulabilmek için. İşte bu dönemde ne oluyor? Maalesef spekülatif şeyler çıkıyor. Ben buna yeni rastladım. Beyni bebekleri diye geçiyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama
Kozmopolitan dergisinden aldım. Şu görmüş olduğunuz peluş bebekler 50 bin dolarla 45 bin dolar arasında satılıyor. Yani ben bunu hani Migros'ta veya bu hani Migros'ta para atıyorsunuz, el böyle almaya çalışıyor ya. Vallahi onlar gibi. Yani dolayısıyla artık Bitcoin de başta olmak üzere maalesef getiri arayışı, düşük faiz oranları insanları buralara yönlendiriyor. Burada işte temel problemlerden bir tanesi zombi krediler. Zombi kredilerden kastettiğimiz zombi firmalara verilen firmalar. Yüksek kaldıraçlı firmalar bunlar. Düşük verimliliğe sahip firmalar. Baktığımızda zombi kredilerde maalesef biz bunu Türkiye'de de gördük. KGF'li ve 0.65 konut o dönemde başlayan düşük faizli şirketlere kredi verilmesiyle. Tabii bu ne yapıyor? Beraberinde Türkiye açısından değil ama dünyada özellikle de Euro bölgesinde şöyle bir şeye neden oluyor. Zombi krediler ekonomiye yeni firmaların girmesini azaltıyor. İflasları azaltıyor. Bu da markup fiyatları ve üretim maliyetlerini düşürüyor. Dolayısıyla üretim faktörlerinin sektörler arasında etkin dağılımını bozuyor. Düşük verimliğe ve daha az yatırıma neden olarak tekrar böyle birbirini besliyor ve bir durgunluğa neden oluyor. Şu anda dünyadaki en büyük problemlerin özellikle Euro bölgesinde en önemli problemlerden bir tanesi bu. Bu dönemde baktığımızda biraz önce konuştuğumuz gibi ABD varlıklarının güvenli varlık statüsünü kaybetmesiyle altın ve Bitcoin'in arttığını görüyoruz. Altın arzı her sene %1.25 artıyor. Şu anda dünyada 198 bin ton altın varmış. 57 bin ton altın toprak altında keşfedilen rezerv bunlar. Toplam stok değeri bugünün fiyatlarıyla 17 trilyon dolar. Bitcoin'in arzı sınırlı. Bildiğiniz gibi sadece 21 milyon adet maksimum üretilebiliyor. Bugünkü fiyatıyla da değeri 600 milyar dolar. Yani 0.6 trilyon dolar. Dolayısıyla artık yatırımcılar özellikle ABD tahvillerinin biraz önce konuştuğumuz gibi ve ABD dolarının eskiden pozitif korelasyonuna karşılık şimdi tam tersine hareket etmesi nedeniyle yani güvenli varlığı kaybetmesi nedeniyle altın ve Bitcoin gibi varlıklara yöneliyor. Şimdi gelirsek içinden geçtiğimiz dönem özellikle gelişmiş ülkeler açısından birbirine ters iki bir dar koridor söz konusu. Bunlardan iki deflasyonist tuzak biraz önce söylediğimiz gibi. İhtiyat amaçlı tasarrufların artıyor. Güvenli varlıklara bir kaçış söz konusu ve maalesef para politikasında limitlere ulaşılmış vaziyette. Artık para politikası bu noktadan sonra düşük hatta negatif faiz bile ekonomileri canlandırmıyor. Bir diğeri ise özellikle biz son dönemde ABD tahvillerinde görüyoruz. 30 yıllık ABD'de enflasyon endeksi tahviller %2'nin üzerine geldi. Yani önümüzdeki dönem özellikle Biden hem demokratların senatoda hem de mecliste çoğunluğu ele geçirmesiyle artan mali paketlerin enflasyonist olacağı beklentisi var. Bu da bize iki şeyi beraberinde getiriyor. Bu dönem 1920'lerin yükselişi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle İspanya gribi sonrasında tüketimde hızlı bir artış olmuş. O Roaring 20'ler dediğimiz olay. Dolayısıyla burada bir tüketim artışı olmuş. Ve diğer güvenli varlıklar burada özellikle altın ve Bitcoin kaçış. Ve bu da önümüzdeki dönem ekonomiler birbirine zıt iki koridor arasında. Bunu ben söylemiyorum. Princeton Üniversitesi'nden 2007-2009 global finansal krizini en iyi analiz eden Marcus Brunheim'in bir sunumundan aldım ben. Dolayısıyla iki önemli problem söz konusu. Dediğimiz gibi birbiriyle zıt ama olası durum deflasyonist tuzak ve enflasyonist tuzak olarak karşımıza çıkıyor. Benim sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yani bu dar koridorun sizin şeklinizde ucu kapalıydı. Yani o dar koridorun geçişi var mı ondan çok emin olamadım. Kim geçebilecek şimdi, bu dar koridordan hocam? Şimdi Nurhan hocam ben şimdi bazı dinleyicilere yine şey olacak ama vahşet olarak gelecek. Ben balık tutuyorum ama nasıl balık tutuyorum? Şöyle tutuyorum. Benim bir tane sepetim var. Sepetin içerisine ekmeği atıyorsunuz. Sonra uzaklaşıyorsunuz, dalıyorsunuz. Onu böyle özellikle yosunların arasında bıraktığınız zaman balık giriyor. Fakat çıkamıyor. Sepet. Evet. Aslında dar tuzakta
aynen sepetin içerisinde kalıyor. Daha sonra sabah atıyorum, akşam da gidiyorum sepeti çıkartıyorum. Tembel işi. Ama aslında dar tuzakta böyle yani ekonomiler o sepetin içerisine girdiler fakat çıkamıyorlar gibi Bravo. Şu anda. Ben dinleyicilerimize soruları varsa önce Tolga hocamıza sormalarını isterim. Teşekkür ederim, sabırla beklediler. Biraz önce Harun Hoca'nın sorduğu soruyu Harun Hoca tekrar iletmiş bana. Hocam söz alıp sorunuzu iletmek ister misiniz? Hocam teşekkür ediyorum. İlk sözü de bana verdiğiniz için daha çok teşekkür ediyorum. Tolga Hocam da ağzına sağlık. Teşekkür ederim hocam. Selahattin Hoca'ya da buradan selam söylüyorum. Şimdi Tolga Hocam, biz Selahattin'le sınıf arkadaşıyız. Bu sizin kadar karmaşık şeyleri bilmiyorum. Selahattin'le şeyden öğrendik. Vural Savaş'ın kitabından öğrendik. İktisat politikası kitabından bizim basit şeylerimiz vardı. İşte LMIS ve toplam talep toplam arz eğrilerimiz vardı. Bu kadar karmaşık şeyleri bilmiyoruz. Bir kere Keynes 1936'da şey demiş. Ya bu yatırımın faiz esnekliği yoktur kardeşim. Sadece konut hariç demiş. Yani konut talebinin faiz esnekliği var. Yatırımın zaten faiz esnekliği yok demiş. İkinci çok kısa konuşacağım. IMF'nin web sayfasında bu COVID'in başlangıcından beri bütün ülkelerin uyguladıkları politikalar ülke ülke gün gün var. Ben çok çalışkan bir adamım. Ben şey anlamda çok çalışkanım. Oturdum onların hepsini el yazımla yazdım. Bütün şey, 170 tane ülkenin aldığı bütün önlemleri 30'lar 40'larca sayfalar tuttular yazdım. Şey yok yani maliye politikası şey yok orada bizim bildiğimiz harcama anlamında. Transfer harcamaları var. Şimdi benim iki tane küçük sorum var Tolga Hocam. Bir tanesi demin o resesyona ilk giren FIFO şeyindeki bir resesyondan ilk çıkar. Esas deminki sorum onunla ilgiliydi. Yani ikinci dalga, üçüncü dalga gelirse ne olacak o zaman resesyondan ilk giren? Şey karantinaya ilk giren resesyona ilk çıkar düzeltiyorum. Karantinaya ilk giren resesyona ilk çıkar grafiğin vardı ya onunla ilgili benim sorum. Karantinaya ilk girdik ama çıkmak için mutlaka ekonomimiz açıyorsunuz. İkinci dalga gelirse esas itibariyle yeniden resesyona giriyorsunuz. Yani o vardı ya grafik hocam şey. Evet hocam. Evet. Karantinaya ilk girdin resesyona. Aynen çıktı. Hocam. Resesyondan çıkmak için ekonomini açman gerekiyor. Ama ekonomi açınca tekrar şeye giriyorsun. Covid şeyi artıyor. Tekrar resesyona giriyoruz. Tekrar kapanmak zorunda kalıyoruz. Yani o bir şey. Şimdi kısır döngü şeklinde devam ediyor. O sanki bir defalıktı gibi o grafik o şeye dayanıyor. Benim iki şey sorum esas şu hocam sana ya. Şimdi toplam talep toplam arz grafiğinden yola çıkarsak bu pandemide hem negatif şey var toplam arz şoku var hem de negatif toplam talep şoku var. Bunun anlamı reel gayri safi yurt içi mutlaka azalacak ama fiyatlar üzerindeki etki belirsiz. Evet. ISLM'den baktığım zaman ise çok tuhaf bir şey görüyorum. Şimdi buraya gene el yazımla yazdım. LM sağa kayıyor. Sen anlattın. Markus'tan da ben kaç sefer dinledim. Şeyimiz var, bir dostluğumuz var. LM ciddi şekilde sağa kayıyor. IS de sola kayıyor. Bu sefer faiz oranı düşüyor. Zaten görüyoruz şey değil mi? Yani sıfır negatif faiz var. Ama reel gayri safi yurtiçi üzerindeki etki belirsiz. Benim kafam bu şeyi basmıyor doğrusu. Bununla ilgili bir açıklama yaparsan bir iki cümle çok mutlu olacağım hocam. Evet. Aslında Harun hocam baktığınızda yani bu pandemi üç şoku ekonomiler bir arada yaşadı. Evet sizin söylediğiniz gibi ilk başta bir tedarik zincirleri sekteye uğradığı için orada bir arz şoku oldu. Daha sonra kapanmaya bağlı olarak tüketici güveni azaldı. Toplam talep azaldı dediğiniz gibi. Arkasından da bu özellikle Mart Nisan'da finansal şoka dönüştü. Yani tekrar bir toplam talepte bir azalma oldu. Yani toplam talep toplam arz anlamında bakarsak. Evet aslında çıktıdaki azalma evet belirsiz gibi duruyor. Maalesef aslında o da şekli belki üç boyutlu çizmek yani öbür tarafını da katmak gerekiyor. Bank of England'dan yayınlanan bir kitapta vardı orada üç boyutlu olarak çizdiklerini de ben onu size bulursam gönderirim hocam. Orada çıktıdaki azalışı da görebiliyorduk aslında.
ketapla çizmişler. Onu da görebiliyoruz. Ama tabii bu aslında klasik makro iktisat kitaplarından biraz maalesef farklı bir süreçten geçiyor dünya ekonomisi. Zaten benim o aslında sunumda vardı, atladım ama isterseniz onu da hemen göstereyim. Şurada bir karikatür vardı. Aslında bu karikatür benim karikatürüm değil. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi görmüyoruz hocam. Öyle mi? Pardon. Burada bir o zaman şöyle share diyeyim tekrar. Bu grafik aslında bu karikatür Blanchard'ın George Washington Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir sunum. Blanchard'ın. Yani aslında diyor ki artık ISLM modeline bir geri dönüş söz konusu, görebiliyorsanız. Yani klasik makro iktisat kitapları aslında bu anlamda biraz yetersiz kaldı gibi hocam. Yani o anlamda açıklamakta zorlanıyor olabiliriz. Tolga hocam, bir cümle ekleyebilir miyim? Tek cümle. Tabii ki, buyurun hocam. Şöyle, yani bizim üç boyutlu grafiğe ihtiyacımız yok. Bir tane üçüncü denklemi koyarız, yaparız. İşte üç denklemli bir sistemi çözeriz. Ama orada yani sonuçta içsel değişkenlerin değerleri oradaki parametrelere vereceğimiz değerlere bağlı olacak. Yani ama intuitively, yani ben arkasındaki anlamak istiyorum yani. Açıklamayı anlamak istiyorum. Onunla ilgili bir şey merak ettim. Bir şey söyleyebilir misin diye. Yani gayri safi yurt içi azalmaması anlamında mı hocam? Hocam şöyle, bir tanesinde toplam talep, toplam arzda her iki şok da negatif olduğu için reel gayri safi yurt içi hasıla mutlaka azalıyor. Çok böyle evet, şey. Evet hocam. Gerçekten bunu soruyorum yani. Lütfen beni yanlış anlamayın. Yani, hakikaten. Yok, estağfurullah hocam. Merak ettiğim için yapıyorum. Bunu sorduğum zaman böyle gibi sanki başka yerlerde de insanları test ediyormuşum geliyor ama yani gerçekten anlamak istiyorum. Toplam toplam talep, toplam arzda fiyatlar üzerindeki etki belirsiz. Çünkü her ikisi de herkes böyle çizebilir ama real gayri safi yurt içi hasıla mutlaka azalıyor. Bunu gerçekten de gözlemliyoruz yani, fiyatlar üzerindeki etki belirsiz ama real gayri safi yurt içi hasıla tartışıyoruz onu. Ama ISLM'den baktığımızda da faiz oranı mutlaka düşüyor. Çünkü orada da iki tane var. Ters şok var. Ama bu sefer de gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki belirsiz. Bu kadar benim sorum. Bunun hocam buna bir açıklama yapabilir miyiz? Yaparım hocam. İzninizle benim kızım vardı bir tane. Kendisi şu anda kapıyı kırmak üzere. Bir hemen kapıyı açayım hocam. Hemen iki saniye. Özür dilerim. Harun hocam, ben size bir şey de soruyorum. Acaba bu sorduğunuz nokta, bu pandeminin böyle bir büyük kapanma olayı, bu yeni araç ve yeni bu yapı içerisinde bu pandeminin daha etkisinin devam etmesi, bu sarmalın içinde olmamızın getirdiği bir belirsizlik olabilir mi? Hocam inan bilmiyorum yani, bilsem Selahattin Hoca biliyorsa söylesin yani, bir açıklaması varsa bize yardım etsin, inan bilmiyorum. Çünkü bu ya başka hocalarım buradan, başka bir hocam katkı vermek istiyorsa dinleyelim. İnan çok böyle içtenlikle bir soru bu. Çünkü bu dediğiniz fiyatlar üstündeki belirsizlik artı bu. Yani ben tanımladığınız belirsizliklerin de hocam şu ana kadar geriye baktığımızdaki izlenimlerimizle cevaplandırdığımıza inanıyorum. Yani ön şeyimize doğru bir ipuçları yok. Çünkü bu biraz önce sizin de sorduğunuz. Yani büyük kapanmayı yapıyorsunuz. Tamam, bu size bir zaman kazandırıyor. Ama tekrar aldığınızda aynı şey maalesef devam ediyor. Şimdi ben Tolga Hoca'nın bir dinlenmesi arasında katılımcılarımızdan sorumuz var mı acaba? Tolga Hoca'ya sormak istediğimiz. Tolga Hoca'nın mikrofonu kapalı konuşmaya çalışıyor ama. Özür diliyorum. Geldi o zaman hocamız. Hemen şunu söyleyeyim ben Harun Hocam'a. Harun Hocam, acaba potansiyele de yani fiili çıktıdaki azalma potansiyeli de zarar verdiği için LRAS de yani uzun dönem arz eğrisi de sola kaydığı için hem çıktı ve fiyatlarda da azalışı görüyoruz. Hem kısa dönem hem uzun dönem arz eğrisi toplam taleple beraber azalıyor. Hani belki bu şekilde cevap verebiliriz.
Değerli hocalarım, bir dakika zamanımız kaldı. Ben katılımcılarımızdan Tolga hocamıza yöneteceği sorular varsa onu almak isterim. Hocam, Harun hocam, bu tartışma devam edecek. Ankomplas toplantıları da devam edecek. Belki bu toplantılar sırasında bu merakımız bir şekilde çözüme kavuşur diyorum. Yoksa dediğiniz belirsizlik çok soru da çok kıymetli. Herhangi bir sorusu, yorumu, katkısı olan var mı acaba? Yok. Ben hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımızdan Ankon Plus toplantılarının geleneksel kapanışını yapmak için kameralarını açmalarını rica edeceğim. Başta katılımcılarımıza, hocamıza, değerli yorumlarıyla bizle beraber olan hocalarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hocam toplantılarımızı hepimiz birbirimizi selamlayarak, el sallayarak kapatıyoruz. Sizden de ve değerli katılımcılardan da rica edeceğim. Yeni başlangıçlar, güzel sonuçlar doğursun diyorum. Herkese İnşallah. Sağlıklı, iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Olga Bey, çok teşekkürler. Nurhan Hocam, çok teşekkürler. 27 Ocak Çarşamba günü tekrar evet. Görüşmek üzere. Harikasınız, evet. 27 Ocak'ta burada buluşalım diyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın.